Merhaba Nesin üyeleri, Perşembe Bülteni ile karşınızdayım. Bugün temsilcilerimizin 3 maçı var Avrupa Ligi'nde. Ben de onları değerlendireceğim. İlk mücadele 167 kodlu Anderlecht-Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe çok problemli bir süreçten geçiyor. Yani Koku'nun hala görevde kalmasına ben şaşırıyorum. Çünkü oyun olarak herhangi bir şey vaat ettiğini ben görmüyorum. Son 2 lig maçında oynadığı iyi futbolda da bence rakiplerin kötü performansının daha büyük payı vardı. Fenerbahçe'nin iyi performansından ziyade. Bulduğu pozisyonları da örneğin son maçta tamamen rakibin beraberliği kabul etmemesinden Sivas'ın galibiyet için oynaması sayesinde Fenerbahçe o pozisyonları girdi. Anderlecht formda bir takım. Bu maçta savunmada Ranyes oynayamayacak ama Fenerbahçe cephesinde yani UEFA listesine alınmayan Soldado dahil bence daha önemli eksikler var. Anderlecht'i maalesef favori görüyorum. Bu karşılaşmada Belçika ekibini kazanacağını düşünüyorum. İkinci maçım 178 kodlu Beşiktaş-Genk mücadelesi. Beşiktaş'ta eksikler problem yaratıyor. Onlar da bir formsuz bir dönemden geçiyorlar. Şenol Güneş'in oynattığı futbola da bazı eleştiriler söz konusu. Sakatlık sorunlarının da savunma performansına çok olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Genk'te bu maçta Trossard'ın oynaması beklenmiyor. Takımın en önemli hücum silahlarından birisi. Ama yine de hücuma çok hızlı çıkabilen bir takım. Bu da Beşiktaş'a problem yaratabilir ama Beşiktaş'ta iç sahada skor sıkıntısı yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Ben yüksek skorlu bir maç bekliyorum. 2.5 tübasını tavsiye ediyorum. Son maçın 187 kodlu Sevilla-Akhisar mücadelesi. Akhisar Spor zaten Avrupa Ligi'nde çok da iddialı bir ekip değil. İlk iki maçında kaybetti. Özellikle evinde Krasnodar'a kaybettikten sonra zaten artık gruptan çıkması mucizeye kalmıştı ilk maçtan itibaren. Çünkü grupta bir de Sevilla var. Sevilla'yı geçemeyeceğinize göre Krasnodar rakibiniz olabilirdi. Onu da evinizde kaybettiniz. Artık şansınız yok diyebiliriz. Çok da önemli eksiklerle gidiyor Akhisar bu maça. Ben yüksek skorlu bir karşılaşma bekliyorum. Sevilla'nın da fark beklediğimi söyleyebilirim. Belki Akhisar'da kontradan bir gol atarsa bahsimiz için güzel olur. 3.5 üstü bahsini tavsiye ediyorum. Bu 3 maçın toplam oranı 4.81. Herkese bıçakları kumanlarına bol şans diliyorum.